Evliliklerde en büyük problem. Çağımızın en büyük problemlerinden birisi de doyumsuzluktur. İnsan sahip olduklarının farkında olup mutlu olmak yerine sahip olmadıklarının hırsı ve üzüntüsüyle tüketiyor ömrünü. Bu adeta bir hastalık gibidir. Buna yakalanan bir insanı asla mutlu edemezsiniz. Danışmanlık yaptığım çiftlerde gördüm ki eşler arasında geçimsizliğe sebep olan temel konuların başında şükürsüzlük geliyor. Son yapılan istatistikler de gösteriyor ki boşanmaların büyük çoğunluğu maddi sebeplerden kaynaklanıyor. Şükretmeyen ve elindeki nimetlerin kıymetini bilmeyen kişi bir başkasından gördüğü daha lüks yaşamın arzusuyla geçimsizlik çıkarabiliyor. Danışmanlık verdiğim bir bayana aslında şikayet edilecek bir yaşantısının olmadığını, tam tersine onun yerinde olmak isteyen yeryüzüne milyonlarca insan olduğunu söyledim. Hazreti Fatıma'nın çeyizinin sadeliğinden ve eşyasının azlığından bahsettiğim de bana verdiği cevap şuydu. Tamam ama hocam, şimdi kaçıncı asırda yaşıyoruz? Hazreti Fatma zamanında değiliz ki, dedi. Bu tarz düşünen bir insanın mutlu olması çok zor bir ihtimal. Bu bayan sanki bu asırda herkes son derece rahat, lüks bir hayat yaşıyor gibi bir düşünceye kapılmış. Her gün uyandığında evine bomba düşmediği için şükreden milyonlarca insan var. Akşam olduğuna girecek bir evi olmayan, yeryüzünde milyonlarca insan var. İçecek su bulamayan ve çamurlu suyu bulmak için kilometrelerce yol kat eden insanlar var. Çamurlu suyu bile bulamadığı için Afrika'da şu an her 6 saniyede bir kişi susuzluktan ölüyor. Üzerindeki nimetleri düşünüp şükretmek yerine sahip olmadıklarını düşünerek şükürsüzlük yapan milyonlarca insan da var. Nitekim milyonlarca parası olduğu halde elinde olmayanı bakıp mutsuz bir hayat yaşayan insanlarla dolu dünya. Sahip olduğu 10 bin lira adamı mutlu etmiyor ama sahip olmadığı 100 bin lira onu mutsuz edebiliyor. Bunun da sonu yok. Birçok şeye sahip olsa da insan asla her şeye sahip olamaz. Bir insanın her şeye sahip olması mümkün olmadığına göre bu tarz bir insan istediğine kavuşsa bile bir başka şeye bu sefer göz dikecek ve şükürsüzlüğü bir ömür sürecektir. Bir insan Allah'a çok ibadet ediyor bile olsa şükürsüz olduğu sürece imanı Allah demekten öteye geçememiş, gösterişte kalmış bir imandır. Bu durum başlı başına dünyada ve ahirette rezil, mutsuz bir hayat yaşamaya sebeptir. Hatta diyebilirim ki Allah'ın azabı iki şeye bağlıdır. İmansızlık ve şükürsüzlük. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Hayat dediğin sonu mutlak ölüm. Hakikat bu, idrak etmek gerek. Ona dikenli yollar varır gülüm. Ayaklar kanamazsa yol ne gerek?